Sevgili Boğa Burçları, Ay Burcu Boğa ve Yükselen Burcu Boğa olan dostlarım. Hepinizi güzel bir hafta diliyorum. Bakalım sizleri neler bekliyor? 24 Şubat ve 2 Mart döneminde sizleri neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Bir cumadan bir cumaya yorumlarınıza başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim ve kına azabenler. Ve bizi dünyanın her türlü azaplarından, ızdıraplarından ve hastalıklarından, fakirlikten, yoksulluktan, deli insanların şehrinden, şerrinden ve dünyada ve ahirette bu tür kötülüklerden sana sığınırım cehennem azabından koru anlamındadır. Ve kına azaben nadir arkadaşlar. Şu anda neyi arzuluyorsan hayatına çekmek üzeresin. Bir mücadele dönemi başlamış sevgili dostum. Sevgili boğa burcu arkadaşım. Bir mücadele dönemi başlamış. Ve boğa burçlarının bakınız bugün itibariyle 24 Şubat Perşembe itibariyle Ay Boğa burcunda e, seyrine başladı. Biraz e, sabah saatlerinde kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz. Ay bir süre sizi böyle boşlukta bırakır ama ilerleyen saatlerde e, Cuma öğleden sonra Cumartesi Pazar oldukça verimli bir dönem geçireceksiniz ve Kuzey Ay düğümü Boğa burcunda Ay Boğa burcunda pek çok Boğa burcu ilahi mesaj alabilir. Tüm olumsuzlukların cumadan itibaren üzerinden adeta akıp gittiğine şahit olacaksın. Hiç merak etmeyesin. Bilinçaltına lütfen güzel tohumlar ek ve ekilen tohumlar yeşersin. Çözemediğin iki konuyu teker teker çözeceksin. Hızlı gelişmeler olacak ve olumsuz olarak ilerlediğin bir dönemde sanki ilahi bir kudret senin böyle bir nasıl diyeyim bilinçaltı alanına gelecek ve şu bölge var ya şu Tümüşbezi bölgesi buradan sanki bir negatif enerjinin çıkıp gittiğine şahit olacaksın. Ve bu bölgeye 41 kere Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, vuruyorsun. 41 kere Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra bir fatiha 3 ihlas okuyorsun. Hayatıma sadece olumlu olanları çekiyorum. Allah'ım canımı her şeyimi sana emanet ettim diyebilirsin. Durumu düzelteceksin. Sıkıntılı süreçleri biteceksin. Bitireceksin. Korktuğun ne varsa önüne gelecek ve sen gerçekten bir şeylere nokta koymanın ya da artık ben e, bu hafta içerisinde sıkıntılı süreçleri bitir bitirmeye niyet ediyorum dediğini gösteriyor. Arkadaşlar iki yerden gelirinizin geleceği. Parasal olarak bir şeylerin e, düzeleceğini görüyorum. Rızkınızda artma olacak. Şu mu bu mu derken e, ilerlediğin, kararsız kaldığın, mücadele ettiğin bir konuda gerçekten e, kolaylıkla çözüm üreteceğini kolaylıkla gereken işleri yapacağını görüyorum ve gördüğün duyduğun bazı şeyler bakınız merhametinden dolayı boğa burcu merhametinden dolayı kaybedebilirsin gördüğün duyduğun bazı şeyler senin zihninde sıkıntı yaratabilir vicdan yapma lütfen sıkıntılı süreçleri bir de hani duygu sömürüsüyle gelecek insanlar var maddi olarak senden istek alıp isteyebilirler ama sen ancak bu hafta kendi yağında kavruluyorsun bir miktar para geliyor ama onu güzel bir yerde değerlendireceğini görüyorum ve gezegenlerden aldığın açıyla toplumsal anlamda lider durumundasın bu hafta ve özgürce hareket edeceksin bazı işaretleri okuyarak ileri hamleler yapacağını görüyorum huzuru bulacaksın, güven duygusunu tazeleyeceksin. Sosyal ilişkilerde gerçekten çok güzel bir dönemece gireceğini söyleyebilirim. Aniden gelen mesajla beraber sıkıntılar bitiyor. Belki de duygusal anlamda çözümler üretmeye başlıyorsun. Gerçekten fiziksel, zihinsel ve her türlü Nasıl diyeyim fiziksel anlamda, zihinsel anlamda, duygusal anlamda çabucak harekete geçtiğini, çabuk hareket ettiğini ve davranışların olsun, bazı kararların olsun seni zor durumdan kurtaracağını söyleyebilirim sevgili arkadaşım Boğa burçlarına. Seni ileri seviyelere taşıyacak iş alanında olsun maddi boyutlarda olsun güzel gelişmeler oluyor. Yalnız bir tartışma kavga var herhalde arkadaşlar birisiyle. Böyle bir hane içi olabilir, ev, iş, ev yönünden olabilir. Bazı sıkıntılı süreçlerin olabilir onu söylemek istiyorum. Bir de evet evet iş konusunda tartışmalar var arkadaşlar. İş konusunda bazı tartışmalar yaşayacaksın. Bazı rakiplerin var komşulara çok dikkat edin. Yani evine gelip giden birisi negatif enerji, arkandan kıskançlık enerjisi bırakıyor. Yaşlıca bir kadın bir beddua etmiş. Beddua ve lanet üzerinde olabilir bir konuyla ilgili. Dediğim gibi kuzey ay düğümüyle ayın kavuşumu bunların hepsini gönderiyor. Yani cumartesi Cuma, cumartesi, pazar çok rahatsın. Pazartesi, salı işler tökezleyebilir. Üzerimdeki büyüğü, negatif enerjiyi Allah'ım atıyorum, e, yapana yaptırana iade ediyorum diyeceksin. Kendini yüksek frekanslarda tutacağını gösteriyor. Ve e, disipline ettiğinde, kendini e, disiplin içinde bıraktığında sıkıntılı süreçlerinin gideceğini görüyorum. Ve sevgili dostum bir miras olayın, bir mahkeme olayın gündeme gelebilir. Bunu değerlendireceğini gösteriyor. Canını sıkma ve aniden başlayacağın bir işten hayır ve bereket göreceksin. İlahi kudret seni negatiflerden sanki adeta alıp sıyrılıyor. Ve gerçekten zamanı da çok güzel kullanıyorsun. Kendini çok güzel idare ediyorsun sıkıntılı süreçleri de bitireceğini gösteriyor sevgili arkadaşım. Şimdi e, boğa burçlarını arkadaşlar e, biraz eğlen ertelediğin mutluluk gelecek biraz eğlenmene bak biraz gezmene bak e, sosyal hayatın çok aktif. Kendini fazla dinlememeni öneriyorum çünkü burada hafif hastalık kuruntusu olabilir pek çok boğa burcunda hasta falan değilsin. Kendini fazla dinleme. Akışta kaldığın sürece her şey yoluna girecek. Evrensel akışta kaldığın sürece ve yurt dışı olayınızda gündeme gelebilir. Siz ya da evladınız ya da bir yakınınız yurt dışına çıkmak istiyorsa ya da gelmek istiyorsa birdenbire olaylar olumlu yönde gelişebilir efendim. Ve zikrinizi vermek istiyorum boğa burçları. Ya müteali zikri tekrar sayısı 660'tır efendim. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Gelecek cuma görüşmek üzere. Hayırlı cumalar efendim.